Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden yeni bir dondurma tarifiyle birlikteyiz. Burada gördüğünüz gibi her zamanki gibi ana malzemelerim aynı. Sadece şeker oranını değiştirdim. 2 litre süt kaynattım. Açık süt kullanıyorum ben, inek sütü. 2 silme tatlı kaşığı salebim var. 1 bardak bu sütten ayırdığım sütüm var. 1,5 bardak da şekerim var. Bu defa şeker oranını azalttım. Her zamanki gibi ılık sütle salebi kabarması için önceden karıştırıyorum. Ve hiç tortu kalmaması için iyice eziyorum. Sonra sütümü kaynamaya alıyorum ocağa ve bu püf noktasını artık hepiniz biliyorsunuz savurtuyoruz sütü. Süt kaynamaya başladıktan sonra şekerimi ekledim. 1,5 bardak şekerimi. Ve iyice kabarmış olan salebimi ekleyeceğim şeker eriyince. Ben bu defa yeni bir salep kullandım ve çok memnun kaldım salebimden. Bakar mısınız kıvamına pelte gibi oldu iyice. Bu şekilde süt, şeker ve salep karışımını yaklaşık 40-45 dakika orta ateşte savurta savurta kaynattım. Ve ayrı bir cam kaba soğuması için aldım. Soğuturken de bu savurtmayı ara ara yaptım. Oda sıcaklığına gelince de streç filmle kapatıp bir gece buzdolabında beklettim. Bu yeni bir püf noktası. 2 tane limonun suyunu sıktım ve 1 paket Oreo'm var. Önce limonlu dondurmamı yapacağım. Benim limonum az gelmiş, aroması az oldu dondurmama. Bence 4 limon daha iyi bir aroma verecektir. Ya da birazcık limon kabuğu kullanılabilir. Bu makinenin soğutucusunu, daha doğrusu alt haznesini bir gece derin dondurucuda bekletiyorsunuz ve öyle kullanıyorsunuz. Bakın daha makinede doğru yolu izleyince dondurmam kıvamını aldı. Ama tabii ki hala yenmeye hazır değil. Daha önce bir önceki çikolatalı dondurma videomda anlamıştınız zaten. Ben hatalarımdan bahsetmiştim size. Bu defa o hataları yapmadım. Dondurma karışımını bir gece buzdolabında bekletip ertesi gün çırptığınızda gerçekten muhteşem bir kıvam oluyormuş. Bunu ben de sizinle birlikte öğrenmiş oldum. Kalan dondurma karışımımı da Oreo'lu yapacağım. Ama makine artık ilk soğukluğunda olmadığı için limonlu dondurmadaki kıvam Oreo'lu dondurmada olmadı. Bu biraz daha sıvı kaldı. Oreo'ları da karıştırdım ve iki kabıma da bu şekilde ben poşet kapattım önce. Hiç havayla temas etmemesi için sonra kapağını kapattım. Ve ikisini de derin dondurucuda bir gün beklettim. Şimdi servisten önce yaklaşık 5 dakika tezgahın üstünde beklettim dondurmalarımı. Bugün külahla servis yapacağım. Bir değişiklik olsun. Çok güzel kornet külahları buldum markette. Onları aldım. Limonlu dondurma gerçekten beni hiç şaşırtmadı. Ne buzlanma var ne bir sıkıntı var dondurmada. Sadece birazcık limon aroması az olmuş. Ben tarifi yazarken açıklamalar kutusuna zaten bunu dipnot olarak düşeceğim. Siz 1 litre dondurma karışımına 4 limon kullanın bence. Bu da Oreo'lu olan dondurmam. Zaten kabına dökerken görmüştünüz. Çok da kıvam almamıştı. Bu yüzden birazcık buzlanma olmuş dondurmamda. Ama artık izlemem gereken yolu biliyorum makineyle yaparken. O yüzden bundan sonraki dondurmalarım çok güzel olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.